Merhabalar, ben Marine Yapı Gayrimenkul'den Semih İnançoğlu. Kocaeli Darıca bölgesinde hizmet vermekteyiz. Bugün sizlere cevaplamaya çalışacağımız birkaç tane soru olacak. Çok kelime anlamlarına girmeden, çok hukuksal tabirlere girmeden neleri bilmemiz gerekiyor, onları ben size ilk başta anlatmaya çalışacağım. Nedir bu sorular? İşte kat irtifa tabusu nedir, kat mülkiyeti nedir, iskan nedir, bize nasıl avantajları vardır ya da dezavantajları vardır? Dilim döndüğünce bunları size aktarmaya çalışacağım. Kat irtifa tapusu şu şekilde ben size açıklamaya çalışayım. Şimdi bir inşaata başlamadan önce bunun 3 aylık, 4 aylık, tabi inşaatın büyüklüğüne göre, projesine göre bir ruhsat alım aşaması vardır. Bu ruhsat alım aşamasında içeri evraklarımızı, projelerimizi, elektrik projemizi, her türlü statiğimizi, mimari projemizi, her şeyi sunarız. Evraklarımızı sunarız. İmar durum belgesinde bize belirtmiş olduğu imar şartlarına göre oraya bir inşaat projesi çizilir. O inşaat projesinde yapacağımız bağımsız bölümler hepsi bellidir. 5 tane olur, 10 tane olur, 50 tane olur, 100 tane olur. Arsanın metrekaresine göre, imarlığına göre bunları biz daha önce bildirmek zorundayız. 5 katlı bir daireden, yani 5 tane daireden size örnek vereceğim. Biz daireleri yapmadan önce projenin her şeyini sunup bu dairelerin arsadan kaç metrekare pay alıp almayacağını belirtmek zorundayız. Genelde şöyle bir arsa payı paylaşımı olur. Giriş katlar en az metrekareyi alır, ara katlar bir tık üstünü, dubleksler en üst metrekareyi alırlar. 100 metrekareden örnek verecek olursak, 5 bağımsız bölüm olduğu zaman biz direkt 100 metrekareyi 5'e bölmeyiz. Genelde giriş kata 15-16 metrekare, ara katlara 21 metrekare vermeye çalışırız. Dublekslere biraz daha fazla metrekare vermeye çalışırız. Bunun sebebi şu şekildedir. Çünkü giriş kattan üst katlara doğru gittiğimizde fiyatlar artar. Dubleksin fiyatları daha pahalıdır, giriş katların biraz daha uygundur. Ara katlar yerine göre dubleksle yarışır hale geliyor. Dairenin özelliğine göre değişir. İnşaata başlayacağız. Hafriyatımız gerekiyorsa hafriyatını alıyoruz, temelini atıyoruz, su basmasına çıkıyoruz. Su basması dediğimiz olay, yani bir katına çıkıyoruz gibi düşünün. Duvarları yok, hiçbir şey yok, sadece betonları var, bir tablesi var. Su basmayı hallettikten sonra biz kat irtifa tapusuna başvuru yapabiliriz. Böyle bir hak ediş alabiliriz. Peki bu tapuyu biz neden çıkartıyoruz? Daha var olmayan dairelerin tapusunu. Buraya biz kat karşılığı almış olabiliriz veya daha temelden daire alındı, daire satıldı muhabbeti dönüyor ya, işte bu olay o şekildedir. Yani daha temeli takılıdır, yapılıdır. Tapular çıkmıştır. Var olmayan daire tapu çıkar mı? Var olmayan dairenin tapusu değildir aslında. Şu şekildedir. Kat irtifa tapusu sizin var olacak olan bağımsız bölümün hakkınızı gösterir ve arsını alacağınız payı gösterir. Bize nasıl avantajları vardır? Satış yapabilir miyiz? Satış yapabiliriz tabii ki de. Direkt tapudan belediyeye gidip, belediyede buranın rayiç bedelini isteriz. Rayiç bedeli kat irtifa tapusu olduğu için, hala belediyede inşaat gözüktüğü için tapu değeri daha düşük çıkar. Avantajı tapu değerinin düşük çıkması ve tapu masrafının biraz da az olmasıdır. Dezavantajı nedir? Dezavantajı eğer meskine çevirmediğimiz takdirde elektrik, suyu yüksek bedel ödememizdir. %40, %30 oluyor bazı yerlerde. Belediyenin kendi kurallarına göre değişiyor. Elektrik, suyu ama genel olarak yüksek öderiz. Şantiyede öderiz. Hala orası çünkü projede inşaat gözüktüğü içindir yani. Bize kredi kullanabilir miyiz diye soruyorlar kart irtifağında. Kredi şu şekilde kullanabilirsiniz. Var olmayan bir daire zaten kredi kullanamazsınız. Orada bir dairenin var olması gerekiyor. İnşaatın %80, %85 aşamasına gelmesi gerekiyor. Peki bu %80 aşama nedir? Dış cephenin bitmiş olması lazım, PVC'nin takılı olması lazım, laminatlarına kadar, mutfağına kadar bir yaşamsal alanın dönüşmesi lazım dairenin. Yaşamsal alana dönüştükten sonra kredi başvurusu yapılabilir, vatandaş başvuru yapabilir, gerekli imkanları, evrakları sağlayabiliyorsa. Ekspertiz gelir, daire kredi çıkartır. Peki bu krediyi kat irtifak tapusu olması etkiler mi? Faizi daha mı yüksek öderiz, daha mı düşük öderiz? Ya da daha yüksek kredi mi çıkar, daha düşük kredi mi çıkar? Bunu kredi hesabı bu şekilde yapılıyor. Kredi hesabı şu şekilde yapılıyor. O mahallenin bir metrekare rayiç bedeli vardır. Bankalar tarafından belirlenen, ekspertizler tarafından belirlenen. Ekstra olarak bu rayiç bedele otopark varsa otopark eklenir. Asansör varsa asansör eklenir.
ve dairenin ekstra özellikleri varsa ekstra özellikler eklenir. Ortalama bir rahiç bedel çıkartılır. Metrekareden çarpılır. Metrekare alanını şu şekilde hesaplıyor. Balkonları ve projede belirtilmeyen yerler gözükülmez. Daire içi duvardan duvara bir net metrekare ortaya çıkar. Brüt metrekare, net metrekare arasındaki farkı da kısaca size özetleyeyim. Brüt şudur, dıştan dışa kabaca ölçülmüştür. Merdiven payı dahildir, otopark payı dahildir, asansör payı dahildir. Çünkü bakıyoruz daire, diyoruz ki brüt 120 metrekare, neti 80 metrekare. Şimdi 40 metrekare nereye gitti? 40 metrekare işte otoparka gitti, asansöre gitti, merdiven boşluğuna gitti. Net metrekaresini net rayiç bedelle çarparlar, bankanın belirlemiş olduğu, belediyenin belirlemiş olduğu değil. Belli bir fiyat çıkar. Bu fiyatın da %80'ini kredi olarak size sunarlar. O yüzden kredi çıkar. Peki eski dairelerde kat irtifa topusu var. Ama dairede elektriksu normal mesken olarak kullanılabiliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü eski daireler bir şekilde çevirmişlerdir meskeni, elektriğin suyunu. Normal bakarsanız yeni dairelerden bile belki daha uygun ödediklerine şahit olursunuz. Biz şahit oluyoruz yani. Böyle bir duruma. Bize dezavantajı nedir? Dediğim gibi elektrik suyu yüksek ödersiniz. Yani kanun gözünde orada bir daire olduğu gözükmez. Toprakta payınız vardır. Kapı numaranız bellidir. Aldığınız bağımsız bölüm bellidir. Buranın bitmiş olduğunu ispatlayamıyoruz. Kat irtifa tapusu olduğu için. Kat mülkiyetine geçmeden önce bizim oraya iskanını almamız lazım. Peki iskanı nasıl alırız? Ya da neden alınmıyor genel olarak? Onu ben size bahsedeyim. Genelde iskanlar müteahhitlerimiz vergisini ödemedi takdirde, sigorta borcunu ödemedi takdirde veya daireleri ya da temeli büyüttüğü takdirde işte ben bu metrekareyi ben buraya satamam, benim daha yüksek fiyatlara satmam lazım gibi düşünceler oluyor. Biraz daha büyüteyim, yok 20 santim daha çıkayım, yok 40 santim daha çıkayım, çatıyı düz yapayım, eğimli yapmayayım gibi fikirlere başvurdukları için belediye kabul etmiyor. Belediye kabul etmediği için de bir tadilat projesi istiyor. Tadilat projesi çok masraflı yapılamıyor. Çok masraflı bir olay değil. Tekrar projenin yapılması gerekiyor. Ve belediyenin kabul etmesi gerekiyor. Ama belli başlı şartlar var. Çatı eğimin %45 istenen yerde siz %10 ya da %0 eğim yapamazsınız. İstediğiniz kadar tadilat projesi yapın olmadı. O çatıyı %45 eğime getirmek zorundasınız. Onun haricinde sigorta borçlarını ödemeniz takdirde, vergi borçlarını ödemeniz takdirde temiz kağıdını alamazsınız. Temiz kağıdı olmadan da belediye size buranın iskanını vermez. Yapı kayıt belgesi alınan şeylere söz etmiyorum. Yapı kayıt belgesi bir genel affıdır. Hani konumuz dışında bir olay. Onun dışında inşaatımızı yaptık, vergi borçlarımızı ödedik, sigortaları ödedik. Herhangi bir kusurumuz yok, her şey dört dörtlük ilerledi. İskana başvuruyor. İlk başta %80 onaylanıyor, ondan sonra %100'ü onaylanıyor. %100'ü onaylandıktan sonra vergi dairesine gidiyoruz, sigortaya gidiyoruz. Bizim görevimiz bu. Kalan işleri yapı denetim şirketi tarafından evraklar hazırlanıyor, gerekli yazılar yazılıyor, belediyeye sunuyoruz. Ben de teslim ettiğim evraklarla birlikte bir komisyon kuruluyor. Bu haftada bir belediyede bir encüman toplantısı olur, komisyonla kurulur. İnşaatları incelerler, bakarlar herhangi bir eksiği var mı, gediği var mı, borcu var mı, harcı var mı ya da herhangi bir hukuka aykırı bir durumu söz konusu mu? Onu onayladıktan sonra baktılar hiçbir şey yok. Onaylarlar. Ondan sonra bize bilgi verir. Derler ki iskanımız çıktı. İskanı da arşiv bölümünden alt kata ineriz. Genelde belediyenin alt katlarındadır. Yapı ruhsatlarımızı alırız. Yani iskanlarımızı alırız. Güncel tapumuzla birlikte elektrik aboneliğini ya da su aboneliğini meskene çevirmek için başvurumuzu yaparız. Bu başvuru yaparken tabi sayış numaramızı alıyoruz. Kimliğimizi alıyoruz. DASK'ımızı alıyoruz. İskan belgemizi alıyoruz. Ve tapumuzu alıyoruz. Bu evrakla birlikte başvurumuzu yapıyoruz. Yerimizi şantiyeden, şantiye elektrik suyuna, mesken elektrik suyuna çeviriyoruz. Ve şu an herhangi bir problemimiz yok. İskan çıktı, kat irtifak tapumuz var, elektrik suyumuz düzeldi, krediye uygun hale zaten %80'de gelmişti. Herhangi bir şu an problemimiz yok. DASK'ımızı yaptırabiliriz, sigortamızı yaptırabiliriz, konut sigortamızı yaptırabiliriz. Şu an herhangi bir şey yok. Peki her şeyimizi yaptırabiliyoruz. Neden biz kat mülkiyetine geçelim? Kat mülkiyetin bir tasdiktir aslında. Bu inşaat bitmiştir. Herhangi bir borcu harcı yoktur. Projesi her şey uygundur. Belediye nezdinde de onayladır. Devlet nezdinde onayladır. Bir orada bir kat mülkiyeti hakları vardır. Kat mülkiyeti haklarına kat itifa tapumuzla geçemez misiniz?
geçebilirsiniz tabii ki de. O tamamen sitenin kendi kurallarına bağlıdır. Ya da oturduğunuz binanın kendi kurallarına bağlıdır. Hakkınızı kaybetmezsiniz. Hiçbir zaman alınan hak kaybedilmez. Onun haricinde ekleyebileceğim ekstra ne vardır? Kat mülkiyeti tapusunda tapuyu biraz daha yüksek ödersiniz. Çünkü neden? Şöyle bir örnek vereyim ben size. Kat itfak tapulu bir inşaat henüz orası. %80'lere de gelmemiş. Belediyede rayiç bedelleri biraz daha düşük çıkardığı için, inşaat gözüktüğü için. Misal 40 bin lira bir rayiç bedel biçmiş daire. Siz tapu işlemlerinizi yapıyorsunuz. Aldığınız rakamı tabii tapuda gösteriyorsunuz. %4'ünü ödüyorsunuz. Kat mülkiyetinde ise şu şekilde oluyor. Yine tekrar rayiç bedeli başvuru yapıyorsunuz ama rayiç bedel 40 bin lira çıkmaz. Eğer iskansız kat ittifaklı şekilde 40 bin lirası iskanlı şekilde o 120 bin lira olur, 150 bin lira olur. Biraz daha yüksek olur. Öyle bir olaya söz konusu. Onun haricinde bence bilinmesi gereken bunlar yeterlidir. Marina Yapı Gayrimenkul ailesi olarak sizlere iyi günler dileriz. Kendinize çok iyi bakın. Yerimiz Kocaeli Darıca'da, Cumhuriyet Caddesi üzerindedir. Hepinizi ofisimize bekleriz.